Sayın Vekilimiz de bugünlerimiz için geçmişten bugüne ne bedeller ödeyerek bugünlerde oturduğumuzu, bu coğrafyada, bu topraklarda öyle tesadüfi bağımsızlık ya da özgürlüğümüze kavuşamadığımızı anlattı. Yürekten hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi çok doğru. Gerçekten bu coğrafyada biz öyle tesadüfen yaşamıyoruz. Bugünlerimizi tesadüfen elde etmedik. Büyük bedeller ödedik. Çok can verdik ve demokrasi mücadelesinde de biz de bu mücadeleyi vermiş, onlarca canını bu yolda şehit vermiş bir geleneğin mirasçılarıyız. Evet, dün Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gitmekte olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetine maalesef bugün de Cizre'de emniyet güçlerimize, güvenlik güçlerimize yönelik hain saldırıları ve terörü lanetleyerek başlamak istiyorum konuşmama. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifa diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Ama ara sıra işte sosyal medyadan ya da sizler aracılığıyla, değerli medya kuruluşları aracından lanet okumaktan, Allah rahmet eylesin, Allah'ın rahmetini esirgediğimden değil, lütfen yanlış anlaşılmasın ama utanıyorum artık. Çünkü her gün yeni bir acıya, her gün yeni bir drama uyanıyoruz. Ve biz gerçekten siyasetçiler olarak bundan daha fazlasını yapmalıyız, yapabilmeliyiz diyoruz. Ama biz bunu sadece bombalar patladığında, darbe girişimlerinde ya da sonrasında dile getirmiyoruz. Sayın Vekilim de dedi, bu önemli bir şey. Sadece bugünlerde dile getirsek, sizler bize diyebilirsiniz ki bunlar fırsatçı, siyaset yapıyor. Hayır, bizim amacımız siyaset yapmak değil. Bizim amacımız ülkemizde demokrasiyi, layık hukuk devletini, adaleti, huzuru, refahı, barışı tesis etmek. Biz bunun için hep geçmişten bugüne hep bunları dile getirdik. 14 yıllık AKP iktidarı boyunca da dedik ki yanlış yapıyorsunuz. Bakın, devlet düzeninde laiklik çok önemlidir. Hepimiz için gerekli dedik. Hukuk için aynılarını ifade ettik. Dış politika, iç güvenlik konusunda aynı şeylerimizi ifade ettik. Ha, bugün söylesek biz bunları, evet, biz o zaman fırsatçı diyebilirsiniz. Evet, diyebilirsiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi kuru kuruya eleştiriyor. Elini taşın altına koymuyor. Ama geçmişte bunlar dinsiz cümlelerine rağmen, bunlar hain cümlelerine rağmen, işte bunlar vatan haini, işte bunlar suçlu deyip hapishanelerde bedel ödemeye rağmen ya da idam sehpalarında ölmeye rağmen biz bunları her zaman dile getirdik. Yani elimizle bayrak alıp 3 gün demokrasi nöbetinde değil, her yerde, her koşulda, artı sonucu ölüm pahasına olsa bile dile getirdik. Ha, biz evet bu geleneğin mirasçılarıyız ve bu mirası sahiplenmek ve bunu tesis etmek de bizim boynumuzun borcu. Hani cansa can, başka bir şeyse başka bir şey. Biz bu yoldayız. Dolayısıyla bu saldırılar, bu tehditler, işte bu ifadeler bizi bu yolumuzdan alıp koyamaz. Herkes de bunu bilsin. Biz yolumuzdan dönme niyetimiz yok. Biz geçmişten bugüne çok bedeller ödedik. Gerekirse gene öderiz. Biz bundan korkmayız. Ama bu tür saldırılar bizim bu topraklara olan sevdamızı, Türkiye Cumhuriyeti'ne, layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma inancımızı, emin olun, daha da pekiştiriyor. Ha, biz genel başkanımızın önderliğinde demokrasi cumhuriyet, layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti, özgürlükler, iç huzurumuz, dış huzurumuz, barışımızı tesis etmek için mücadeleye devam edeceğiz. Ha, bu konuda yılmayacağız, korkmayacağız, silmeyeceğiz. Bu mücadele sanmayın ki iktidar mücadelesi. Bu mücadele halkımız içindir. Bu mücadele bu ülkenin huzuru, refahı içindir. Hiçbir zaman biz kendi ikbalimizin mücadelesini vermedik. Bakın, seçim döneminde önce Türkiye diyen, ben demeyen tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Tek partililer sizlerdiniz. Önce Türkiye diye yola çıktı. Bu tesadüfü değildi. Bu bize düşerdi. Önce Türkiye demek.
Türkiye'nin barışı, huzuru, geleceği için, bu vatandaşlarımızın sağlığı, selameti için çalışmak ve biz